Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve hukmuhu ellâ kesre mi ellâ kesrete mi? Ve hukmuhu ey hukmu gayril munsalifin. Gayr-i munsalifin hükmü. Yani vel eserul muterattibu aleyhi. Onun üzerine terettüb eden eser. Zaten hüküm nedir? El hukmu el eserul muterattibu aleyh şeyidir. Dolayısıyla burada ve hukmuhu ey hukmu gayril munsarifi zamirin merciğini gösterdi. Vel eterul müterettibu aleyhi atfı tefsir diyoruz bu tiplere, atfı tefsir diyoruz. Yani zaten el eterul müterettibu aleyhi hükmün nedir? Tefsiridir. Min haysu ihtimalihi ala illeteyni ev vahidetin minha tequmu makamehuma. Ve hükmuhu min haysu, burada haysiyet kaydını koymuştur. Bazıları bunu min haysu ihtimaluhu okurlar. Yani haysu cümleye muzaf olur. Onun için haysu ihtimaluhu derler. Biz genelde bu tip yerlerde min haysu ihtimalihi diyerek haysu kelimesinden sonraki kelimenin muzaf ileyhi olduğunu düşünmüş oluruz. Yani min haysu ihtimaluhu okuyan yerlerle karşılaşırsanız tacip etmeyin diye söylüyor. والأثر المترتب عليه من حيث اشتماله على علتين أو واحدة منها تقوم مقامهما. İki tane illete veya iki illet makamına kaim olan bir illete şamil olması haysiyetinden üzerine terettüp eden eser kastedilmiştir. Mesela bu gayrimunsarif muğrab olması itibariyle bir hükmü vardır. Mesela fail olduğu zaman hükmü farklıdır. Meful olduğu zaman hükmü farklıdır. Bunlar ayrı. Yani muğrab olan kelimenin üzerinde terettüp eden hükümler muhteliftir. Gayr-ı munsarif olmasından dolayı, yani kendisinde iki illet var veya iki illet makamına kaim olan bir illet vardır diye terettüp eden eser nedir? Anlatabildim değil mi? Yani sonuçta gayr-ı munsarif muğrabtır. Muğrabın hükmü burada da geçerlidir. O hüküm burada da geçerlidir ama biz burada ondan bahsetmiyoruz. Bizim burada bahsettiğimiz nedir? Gayr-ı munsarif olmasından dolayı terettüp eden. Onun için min haysu ihtimalihi ala illeteyni ev vahidetin minha tequm makamuhuma. Yani gayr-ı munsarifin, gayr-ı munsarif olmasının haysiyetiyle üzerine terettüp eden hüküm. Gayr-ı munsarif de gayr-ı munsarif olabilmesi için kendisinde iki illet veya iki illet makamına bir illet olması gerekiyor. Öyleyse kendisinde iki illet veya iki illet makamında kaim bir illet bulunduğundan dolayı üzerine terettüp eden eser demektir. Ellâ kesre fîh ve lâ tenvîn. Ellâ kesre fîhî, arkadaşlar burada ellâ kesre fîhî, onda kesre yoktur. Ve lâ tenvîn, tenvinde yoktur. Ve lâ tenvîne fîhî demektir. Burada iktifa vardır. Birincisinde fîhî zikrettiği için, ikincisinde bunu zikretmedi. Buna iktifa sanatı denir. Şimdi ellâ kesre fîhî demekle buradaki enneden muhaffeftir. Enneden tahfifleşmiştir. Enne tahfifleştiği zaman mukadder zamir-i şanda amel eder biliyorsunuz. Enne tahfifleştiği zaman mukadder zamir-i şanda amel eder. Ellâ kesre fîhî. Onda kesre yoktur. Evet. Ve lâ tenvîne, tenvinde yoktur. Yani kesre ve tenvin almaması efendim nedir? Gayr-ı munsarif olmasının hükmüdür. Ve zâlike, bunun izahı şöyledir. Neden kesre ve tenvin kabul etmez? Ve zâlike ve beyanü zâlike, bunun beyanı şöyledir. لِأَنَّ لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً. Her illet için bir fer'iyet vardır. Mesela diyeyim ki adil bir illettir. Adil asıl değildir, ma'dulun anha asıldır. Mesela Ömer'de adillik varsa nereden udul etmiş? Amirun'dan udül etmiş. O zaman onun aslı nedir? Amirun'dur. O zaman Ömer Amirun'un fer'idir. Mesela thülâthe nereden udül etmiş? Thelâthetün thelâthetünden udül etmiş. Thelâthetün thelâthetün asıldır. Thülâthe nedir? Fer'idir. Mesela tenis dedi. Tenis nedir? Fer'idir. Neyin fer'idir? Asıl olan müzekkerdir. Müennes onun nesidir? Fer'idir. Önce kaimun dersin, sonra kaimetün dersin. Değil mi? Dolayısıyla müennes yapmak için müzekkere bir ilave yapıyorsun. Elif-i meksure getiriyorsun, elif-i memlude getiriyorsun veya tay-i tenis getiriyorsun.
Dolayısıyla ne olmuş oluyor? Fer'i oluyor. Asıl olan müzekkerdir, diğeri onun fer'idir. Yani her illet mutlaka, her illette bir fer'iyet vardır. İki tane illet olunca bir kelimede iki tane fer'iyet gerçekleşmiş oluyor. وَذَٰلِكَ وَبَيَانُ ذَٰلِكَ لِأَنَّ لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً Her illet için ne vardır? Bir fer'iyet vardır. فَإِذَا وَقَعَ فِي الْاِسْمِ عِلَّتَانِ Bir isimde iki tane illet bulununca حَصَلَ فِيهِ فَرْعِيَّتَانِ Onda iki tane fer'iyet gerçekleşmiş oluyor. Böylece فَيُشْبِهُ الْفِعْلَ Fiile benzemiş oluyor. Gayr-ı musarif. Nereye benzemiş oluyor? Fiile benzemiş oluyor. Peki fiilde iki tane fer'iyet mi var? مِنْ حَيْثُ اَنَّ لَهُ فَرْعِيَّتَيْنِ حَيْثُ cümleye muzaf olur diye مِنْ حَيْثُ اِنَّ لَهُ فَرْعِيَّتَيْنِ diye okumak söz konusudur. Muzaf ileyh olması itibariyle مِنْ حَيْثُ اَنَّ لَهُ فَرْعِيَّتَيْنِ Sizde hemze elifin altında mı üstünde mi? فَيُشْبُهُ الْفِعْلَ مِنْ حَيْثُ اِنَّ لَهُ فَرْعِيَّتَيْنِ Onun iki tane fer'iyeti var. Fiilde de iki fer'iyet var. Bin nisbeti ile ismi. Şimdi isimle fiil arasında baktığımız zaman isme nisbetle fiilde iki tane fer'iyet var. Gayr-ı musarifte de iki illet bulununca onda da iki fer'iyet bulunuyor. Bunda iki fer'iyet, bunda da iki fer'iyet olunca yani gayr-ı musarifte iki fer'iyet fiilde de iki fer'iyet olunca gayr-ı musarif fiile benzemiş oluyor. Peki feyüşbü'ül fi'le min haysu اَنَّ لَهُ فَرْعِيَّتَيْنِ بِالنِّسْبِتِ اِلَى الْاِسْمِ İsme nisbetle, fiilde de iki fer'iyet var. Nedir peki bunlar? اِحْدَاهُمَا Birisi, اِفْتِقَارُهُ اِلَى الْفَاِلِ Faile ihtiyacı vardır. Peki ismin faile ihtiyacı var mı? Mesela Zeyd'in diyorsun, bunun faile ihtiyacı var mı? Yoktur. Ama fiilin faile ihtiyacı var. Dolayısıyla bu konuda isim asıldır. Fiil onun fer'i olmuş oluyor. Bir. Evet, اِحْدَاهُمَا ve ukhrahuma ishtiqaquhu min al-masdar. Mutlaka her fiil nedir? Mastardan muştaktır. Her isim muştak olmak mecburiyetinde değildir ama her fiil mutlaka muştak olmak mecburiyetindedir. Böylece faale ihtiyacı bir feridir. Bir mastardan muştak olması o da bir feridir. Her fiil bir mastarın nesidir? Feridir. Her fiilin faale ihtiyacı olması onun için bir feriyettir. Dolayısıyla fiilde iki tane feriyet olduğu anlaşılmış oldu. Gayr-ı munsarifteki her iki illet, her illette bir fer'iyet olduğuna göre en azından iki tane illet olacağına göre gayr-ı munsarifte iki illet vardır. Fiilde de iki fiil illet iki fer'iyet vardır. Böylece gayr-ı munsarif nereye benzemiş oldu? Fiile benzemiş oldu. Peki bu benzerlik ta izharda başlamıştı benzerliğin gerektirdiği şeyler arkadaşlar. İzharın baş tarafında fiil-i muzari İsmi faale benziyordu. Fiil muzari ismi faale benzediğinden dolayı ve hâde ve hâdihil müşâbetü tektazî tetaffülel muzâri'i lil ismi. Yani fiil muzari isme benzeyince efendim İrab'da isme benzemesini isme tabi olmasını ne yapmıştır? Gerektirmiştir. Fiil muzari ile ismi faal arasında benzerlik olunca İsmi fail muzariden ne almıştır? Amillik almıştır. Affedersiniz. İsmi fail fiil muzariden mamullük almıştır. Fiil muzari de ismi failden irab almıştır. Yani fiil muzari muğrab olmuştur. İsmi failde ne olmuştur? Amil olmuştur. Yani benzerlik mutlaka bir münasebeti beraberinde getiriyor. Gayr-ı musarifte fiile benzeyince bu sefer diyor ki fiil madem sen bana benzedin biz kardeş olduk. Benim hiç görmek istemediğim, bende hiç olmayan şey var. Ben hiçbir zaman kesre kabul etmem. Telvini bende hiç olmaz. Bu sadece nerede olur? İsimlerde olur. Dolayısıyla müşterek alanlarımız var bizim. Mesela bende ne olabilir? Zamme olabilir, fethe olabilir, sende de olabilir, isimde de olabilir. Madem sen bana benzedin, sadece benim zıttım olan isimde bulunup bende bulunmayanları sende görmek istemem. Kesreyi görmek istemem, tenvini de görmek istemem. Bu benzerlik sadece isimde bulunan, fiilde bulunmayan kesre ve tenvini ne yapıyor? Gayr-ı musariften öteleştiriyor, uzaklaştırıyor. Bu sefer gayr-ı musarifte neler oluyor? Hem isimde hem fiilde olabilecek olan şeyler oluyor. Zamme olabiliyor, fethe olabiliyor ama
Sadece isimde olan kesre ve tenvin olmuyor. Anlaşıldı mı Yusuf? فَمُنِعَ مِنْهُ fiil şey gayr-ı musarif isme benzeyince, fiile benzeyince ondan men edildi. Yani gayr-ı musariften men edildi. الْاِعْرَابُ الْمُخْتَصُّ بِالْاِسْمِ İsme has olan i'rab men edildi. وَهُوَ الْجَرُّ وَالْتَنْمِينَ O da cer ve tenmindir. Demek ki bir i'rab vardır ki hem fiilde hem isimde müşterektir. Nedir bu? Rafi, nasip, hem fiilde hem isimde olur. Bir i'rab var ki sadece fiildedir, isimde yoktur. Bu nedir? Cezimdir. Bir i'rab var ki o sadece isimde olur, o da cer'tir. Tenvin i'rab değildir ama sonuçta o da sadece isimde bulunur, fiilde bulunmaz. فَمُنَعْ مِنْهُ الْاِعْرَابُ الْمُخْتَصُ بِالْاِسْمِ وَهُوَ الْجَرُّ وَالْتَنْوِينَ اَلَّذِي هُوَ عَلَامَةُ التَّمَكُّنِ Tenvin i'rab mıdır? Temin irab değil ama temekkün alametidir. Ne demek temekkün alameti? Yani bir ismin isimde takarrur ettiğinin alameti farikasıdır demektir. El aslu fi meni' et tenmin vel kesru yetbe'uhu ve yenza'an ma'yı. Lennel ismel mu'rabe kallama yehlu anit tenmin vel cer fakhtire bil me'ni. لِيَظْهَرَ اَثَرُ الشَّبَهِ فِي عَامَّةِ الْاَسْمَاءِ Evet. Burada isme has olan i'rab cer'dir. Ve yine isimde bulunan tenvindir. Bunlar şeyden men edildi bu müşabehet sebebiyle. وَاِنَّمَا قُلْنَا dedik ki biz لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً اِنَّ لِكُلِّ عِلَّةٍ فَرْعِيَّةً dedik. İnne var mı orada yoksa sadece likül? Ve innemâ kulnâ inne likülli illetin fer'iyyeten. Biz her illet için bir fer'iyyet var dedik. Doğru mu? Leennel adle fer'ul ma'dûlu anhu adil ma'dûlu anhum fer'idir. Yani thulâsede adil varsa nereden udül etmiş? Thelâsetün thelâsetün. O zaman asıl olan thelâsetün thelâsetündür. Thulâse ondan udül etmiştir. Onun fer'i olmuş oluyor. Ömer adilden udül etmişse Ömer Amirun'un nesi olmuş oluyor? Ma'dülü olmuş oluyor. Amir de ne olmuş oluyor? Asıl olmuş oluyor. لِأَنَّ الْعَدْلَ فَرْعُ الْمَعْدُولَ عَنْهُ وَالْوَصْفَ فَرْعُ الْمَوْصُوفِ Vasıf nedir? Mevsufun fer'idir. Mevsuf olmasa vasıf olur mu? Olmaz. وَالْتَأْنِيثَ فَرْعُ التَّذْكِيرِ Te'nis tezkirin fer'idir. Nereden biliyoruz? لِأَنَّكَ تَقُولُ قَائِمٌ ثُمَّ قَائِمَةٌ Yani müennes nedir? Müzekkere bir ilavedir. Kaimetun olmadan kaim, kaimun olmadan kaimetun olmaz. وَالتَّعْرِيفَ فَرْعُ التَّنْكِيرِ Marife nekirinin fer'idir. Peki doğru mu? Doğru. لَأَنَّكَ تَقُولُ رَجُلٌ ثُمَّ الرَّجُلُ Yani eliflamı nereye getiriyorsun? Sonuçta nekire bir kelime var da elif lam ilavesiyle onu marife yapıyorsun. O zaman er-racülün aslı racüldür. Değil mi? Er-racül de onun fer'i olmuş oluyor. Vel-ucmete fi kelamil arabi fer'un arabiyyet. Arapçada asıl olan Arapça bir isim midir yoksa Acemce bir isim midir? Elbette her dilde kendi dili asıldır. Yabancı dil orada fer'idir. Binaenaleyh İbrahim eğer Arapça değilse Arapçada kullandığı zaman nedir? Arapça asıldır. İbranice ne olmuş oluyor? Feri olmuş oluyor. İdil aslu fi külli kelamin her kelamda asıl olan ellâ yuhâlitehu lisânun âhar. Kendi özüdür yani asıl olan. Başka lisan geldiği zaman asıl o dilin aslı onun feri o asıl oluyor. Bu da onun feri olmuş oluyor. وَالْجَمَعَ فَرْعُ الْوَاحِدِ Cemî de birin nesidir? Fer'idir. Yani müslimûne, müslimunun fer'idir. وَالْتَرْكِيبَ فَرْعُ الْاِفْرَادِ Efendim terkip de ifradın fer'idir. Diyelim ki بَعْلَ بَكَّ mürekkepse neden mürekkeptir? Müfred olandan mürekkeptir. Onun için terkip ifradın nesidir? Fer'idir. وَالْاَلِفَ وَالنُّونَ الزَّائِدَتَيْنِ Elif mezideten de
nedir? Fer'u mazidete aleyhi. Mazidete aleyhin fer'idir. Yani İmran kelimesini efendim burada sonunda elif nun zayidir. Demek bunun aslı nedir? İmr'dır. Sekranen aslı sekirdir. Bu asıl olacak ki elif nun ona ne olmuş olacak? Yapışacak, ilave olmuş olacak. Dolayısıyla elif nunsuz olan kısmı asıldır. Elif nunlu olan kısmı da nedir? Zayid olduğuna göre bunlar daha sonra gelmiştir, fer'idir. Veznel fi'li, vezni fiilde, fer'u veznil ismi, vezni ismin fer'idir. Neden vezni fiil, vezni fiil fer'idir? Vezni ismin fer'idir. لِأَنَّ الْأَصْلِ فِي كُلِّ نَوْءٍ اَلَّا يَكُلِ فِيهِ الْوَزْنُ الْمُخْتَصُ بِنَوْءٍ آخَرٍ. Yani şimdi isim var, fiil var, harf var. Fiilde fiil vezni olması lazım. İsme has olan bir vezin olmaması lazım. Efendim, isimde de isim vezni olmalı, fiile has olan vezin olmamalı. Vezinler arkadaşlar, üç tanedir. Bir, isme has olan vezin, bir, fiile has olan vezin, bir de ikisi arasında müşterek olan vezin. Hem isimde bulunur, hem fiilde bulunur. Mesela diyelim ki faal. Faale vezni hem isimde vardır, hem fiilde vardır. Hacer, değil mi? Nasara, hacer. Yani demek ki faale vezni nedir? Müşterek bir vezin. Ama duribe vezni müşterek değildir. Duribe nedir? Fiile has bir vezindir. Efendim, istebrak diyelim. Bu da isme has bir vezindir. İstebrak vezinde ne bulamazsın? İsim, fiil bulamazsın. Şimdi fiile has olan vezin var, isme has olan vezin var. Bir de ikisi arasında müşterek olan var. Müştereklerde problem yok zaten, müşterektir. Orada da var, burada da var. Şimdi vezni fiil dediğimiz zaman ne demek oluyor? Luribe'yi biz bir adama isim veriyoruz. Artık fiil olmaktan çıkıyor, ne oluyor? Alem oluyor, isim kısmına giriyor. Fiil kısmından çıkıyor ama luribe vezni vezinlerinde var mı? Müşterek bir vezin midir? Değildir. İsim vezinlerinde var mı? Yok, değildir. Nedir bu? Fiile has bir vezindir. Fiile has bir vezini ne yaptık? Biz alemiyetle ismiyete geçirdik. O zaman buna biz vezni fiil diyoruz. Vezni fiilde asıl olan nedir? Her münnevide, mesela isimde ne olmamalı? Fiile has vezin olmamalı. Eğer oluyorsa vezni isim onun aslı olmuş oluyor. Vezni fiil yani isimde vezni fiil, vezni ismin fer'i oluyor, vezni isim de onun aslı olmuş oluyor. Biraz zor mu anlattım onu? Anlaşıldı değil mi? Şahin'im anlaşıldı mı? Bakışlarından sanki tam anlaşılmadı gibi oldu. فَاِذَا وُجُدَ ف۪يهِ İsimde bulununca هَذَا الْوَزْنُ Bu vezin, yani fiile has bir vezin. كَانَ فَرْعَنِّ وَزْنِهِ الْاَصْلِي İsmin asıl vezninin fer'i olmuş oluyor. Böylece ne yaptı arkadaşlar? Bize efendim 9 tane illetin her birinin neyin fer'i olduğunu göstermiş oldu. Sonuçta şu sonuca varmış oluyoruz. Bir gayrimusarifte en az 2 tane illet vardır. 2 tane illetin her birinde bir fer'iyet vardır. Dolayısıyla her gayrimusarifte 2 tane fer'iyet vardır. İki tane fer'iyet olması onun fiile benzemesini gerektiriyor. Fiile benzeyince fiil diyor ki ona, bak bende hiç olmayan sadece isimde olan bir irab var, onu görmeyeceğim sen diyor. Madem ki benzedik birbirimize diyor. Binaenaleyh nedir o? Cerdir. Ayrıca isimde bulunan, fiilde bulunmayan temin vardır, onu da görmeyeceğim diyor. Cer ve temin olmuyor. Ve yecüzü ne diye tefsir ediyor arkadaşlar? Eyla yemteni'u. Mumteni'u değildir. Ve yecüzü caizdir. Normalde caiz demek, müsavit tarafeyn demektir. Olsa da olur, olmasa da olur. Bir vacip var, bir de caiz var, bir de mumteni var. Mesela şeriki bari nedir? Mumteni'dir. Peki Cenab-ı Hakk'ın varlığı vücudül bari nedir? Vaciptir. Peki kainatın varlığı nedir? Mümkündür. Yani vacibül vücut var, caizül vücut var, bir de mumteni'ül vücut var. Böylece varlıklar üçe ayrılmış oluyorlar. Şimdi burada yecüzü caiz demek müsavit tarafeyn olsa da olur, olmasa da olur. Fakat buradaki ve yecüzü caizdir müsavit tarafeyn manasında değildir. Yani vacib ile mumteni'nin karşıtı olan yecüzü değildir. Bu yecüzü nedir arkadaşlar? Mesela şöyle sorayım size. Tartışıyoruz birisiyle.
namaz kılmalı mı, kılmamalı mı falan. Bu zamanda millet aya çıkarken, uzay çağına çıkarken namaza ne gerek vardı? Namaz kılmak caiz değildir diyor bir vatandaş. Sen de diyorsun ki namaz kılmak nasıl caiz değildir? Caizdir tabii diyorsun. Sen şimdi burada caiz değildir, yani o mumtini'dir dediğinde, sen caizdir dediğinde yani kılsan da olur, kılmasan da olur anlamında mı bunu söyledin? Değil. Buradaki caiz mumtini'nin karşılığıdır. Bu konuştuğum cümle akışında kullandığın caiz mumtini'nin karşılığı. Buradaki ve yecüzü de yemteni'nin karşılığıdır. Yemteni'nin karşılığı olunca caiz de olabilir, yani müsavi tarafında olabilir. Fakat böyle de olmayabilir. Mesela diyelim ki namaz caizdir demek yani müsavi tarafın anlamında demiyorsun onu. Yani mumteni değildir. Mumteni olmadıktan sonra vacip de olabilir, mümkün de olabilir demektir. Bunu neden ihtiyaç duyduk? Biraz sonra konuşacağız onu. Ve yecüzü caizdir. Yani la yemteni mumteni değildir. Sevaun kâne zarûriyen ev gayre zarûriyen. Sarfuhu. Sarfı caizdir. Ey ce'aluhu fi hükmün munsarif. Gayr-ı munsarifin munsarif hükmünde olması caizdir. Lidzarureti diyecek. Zaruretten dolayı. Evlit tenasübi veya tenasüpten dolayı diyecek. Tamam. Yani iki yerde gayr-ı munsarifin munsarif hükmünde olması caizdir. Birisi zaruretten dolayıdır. Birisi de nedir? Tenasüpten dolayıdır. Peki zaruretten dolayı gayr-ı munsarifin munsarif hükmünde olması müsavit tarafı midir yoksa zaruri midir? Zaruridir. Tenasüpten dolayı gayr-ı munsarifin munsarif hükmünde olması zaruri midir? Zaruri değildir. Olabilir, olmayabilir. Onun için ve yecüz ey la yemten'u sevaun kâne zaruriyen zaruri şir zaruretindir. Ev gayra zorurin tenasüpten dolayı. Evet. Sarfuhu ey ce'aluhu fi hükmül munsarifi. Onu munsarif hükmünde yapmak caizdir. Nasıl yani? Bi idhali kesreti ve tenvini fi. Ona cer ve tenvin idhal etmek suretiyle. Yani buna kesre gelmezdi, tenvin gelmezdi. Şimdi ne yapıyoruz biz bunu? Munsarif hükmüne çeviriyoruz. Yani kesre ve tenvin veriyoruz ona. Almadığı şeyi veriyoruz. Şimdi burada ce'aluhu, sarfuhu, ce'aluhu doğrudan doğruya munsarif yapmak caizdir demedi. Ya munsarif hükmünde yapmak caizdir dedi. Doğru mu? Efendim, la ce'aluhu munsarifen hakikaten, gerçekten onu munsarif yapmak değil yani. Ve yecüzü sarfuhu, onu munsarif yapmak caizdir değil. Ya munsarif hükmünde yapmak caizdir. Niye böyle tevcih etti. Yani halbuki İbn Hacı böyle demedi ki. Ve yecüzü sarfuhu dedi değil mi? Munsarif olması caizdir dedi. Onu munsarif yapmak caizdir dedi. Niye cami hazretleri bunu çevirdi? Munsarif hükmünde yapmak caizdir dedi. Değil mi Ercan? فَاِنَّ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ عِنْدَ الْمُصَنِّفِ. Çünkü musannife göre gayr-ı munsarif nedir? مَا فِيهِ عِلَّتَانْ اَوَّاعِلِتُمْ مِنْهَا تَقُومُ مَقَامَهُمَا. Gayr-ı munsarifin tarifi nedir? Kendisine iki illet veya iki illet makamına bir illet bulunandır. Doğru mu? Mesela şiir-i zarurette subbet aleyye mesaibun dedik. Şimdi mesaibu diyecektik, mesaibun dedik. Peki mesaibun kelimesini munsarif hükmünde yaptık, yani tenvin verdik. Peki buna munsarif diyebilir miyiz? O gayr-ı musarifin tarifine hala geliyor. İki tane illet veya iki illet makamına kaim bir illet vardır. Mesaib, mefail vezinde cemi illeti var. Peki o zaman gayr-ı musarifin tarifine giriyor. Bunu musarif yapmak caizdir olmadı ki. Gayr-ı musarifin tarifine giriyorsa gayr-ı musariftir. Hala bu nedir? Gayr-ı musariftir. Ancak hükmü değişmiştir. Yani gayr-ı musarifin hükmü burada icra edilmemiştir. Tenvin almayacaktı, almıştır. Bir yerde cer almayacaktı, almıştır mesela. Onun için burada munsarif yaptı diyemezsin çünkü hala gayr-ı munsarifin tarifine dahildir bu. فَاِنَّ غَيْرَ الْمُنْصَرِفِ يَعْنِ Mesela bazıları gayr-ı munsarifi tarif ederken gayr-ı munsarif nedir? مَا لَا كَسْرَ فِيهِ وَلَا تَنْو۪ينَ mesela. مَا لَا يَقْبَلُ الْجَرَّ وَالْتَنْو۪ينَ diyelim. Eğer bir adam gayr-ı munsarifi böyle tarif ediyorsa o zaman وَيَجُزُ صَرْفُهُ dersen orada doğrudan doğruya munsarif yapmak caizdir dersin. Ama
İbn-i Hacip Hazretleri bunu hüküm olarak beyan ettiğine göre cer ve temin kabul etmemesini gayr-i musarrifin hükmü olarak, tarifi olarak değil. O zaman مَا فِي عِلَّتَانِ مِنْ تِسْعِنْ اَوَّاحِدَةٌ مِنْهَا تَقُومْ مَقَامَهُمَا tarifi hala onun üzerine icra edilebiliyorsa hala gayr-i musarriftir demektir. Ancak hükmü değişmiştir. Ve bi idhali kesreti ve tenvin, kesre ve tenvinin idhali ile la yelzem hulubul ismi anhuma. O iki tane illetten hali değil ki. Mesaibun dedin, tenvin koydun diye iki illet makamına kaim olan cemilik kayboldu mu? Selasilen ve aglala. Selasile demedin de selasilen dedin. Şimdi selasilen dedin diye buradaki efendim cemilik gitti mi? Gitmedi. Feali ile vezzi gitmedi. Böylece ne oldu arkadaşlar? Sarfuhu ca'luhu fi hükmül munsarifi dedi. Sebebini de gerekçesini de söylemiş oldu. Başka bir yol bulunabilir mi burada? Yani bu tevhile ihtiyaç kalmadan doğrudan doğruya sarfuhu böyle bir tevil yapmadan halledebilir miyiz? Diyor ki ve yecuzu ve kile denildi ki el muradu bis sarfi. Burada sarf munsarif manasında istilahi bir terim değildir. Ya ma'nahul lugavi. Buradaki sarftan lugavi manası kastedilmiş. Munsarif demek değildir. Ve yecuzu sarfuhu ma'nahul lugavi lel istilahiyyu. İstilahi manası değildir. Yani bildiğimiz munsarif değildir. وَالْضَمِيرْ صَرْفُهُ'daki hu zamiri de وَالْضَمِيرُ ف۪ي صَرْفُهُ صَرْفُهُ'daki zamir رَاجِعُنْ اِلٰى حُكْمُهُ hukmuhu'ya râcidir. وَيَجُوزُ caizdir صَرْفُهُ gayr-i musarifin hükmünü değiştirmek, sarf etmek, değiştirmek caizdir. O zaman جَعْلُهُ ف۪ي حُكْمِ الْمُنْسَرِفِ teviline ihtiyaç kalmamış olur. Tabi bunu kıyle ile söyledi. Tercih edilen görüş birincisidir. Ve yecüzü sarfu dendiği zaman akla gelen evvela bu değildir yani. Sarful hükmü manası değildir. Belki munsarif manası daha çok anlaşılır. Munsarif gayri munsarif bahsini okurken bu daha çok anlaşılır. Lidzarureti ey lidzarureti vezni şi'ri. Ravaha bu tefsirde neye işaret etmiş oldu? لِلْضَرُورَةِ اَيْ لِلْضَرُورَةِ وَزْنِ الشِّعْرِ dedi. Hemen ne anlıyorsun buradan baktığın zaman? Buradaki elif lamın muzaf-ı ileyhten ivaz olduğunu anlıyorsun değil mi? Yani لِلْضَرُورَةِ dedi burada. Elif lamını kullandı onu. Buradaki elif lam muzaf-ı ileyhten ivazdır. لِلْضَرُورَةِ وَزْنِ الشِّعْرِ demektir. Muzaf-ı ileyhe hasfedildi. Hasfedilen muzaf-ı ileyhten ivaz elif lam getirilmiştir. لِلْضَرُورَةِ اَيْ لِلْضَرُورَةِ وَزْنِ الشِّعْرِ hangi zaruretten dolayı? Şiir vezni zaruretinden dolayı. اَوْ رِعَيَةِ الْكَافِيَةِ veya kafiye riayetten dolayı. Şimdi kafiye sonlarının birbirine uymasıdır. Şiir zarureti de kalıpların hani fa'ilâtun fa'ilâtun mefa'ilü diye bir şeyin nesi vardır? Bir kalıbı vardır. Biz şiir kalıbı konusunda çok şeyiz. Sıfırız yani. Edebiyatta okuyanlar bu fiil vezinlerini, kalıplarını okurlar ve şiir söylerken de bu kalıplara uyulur mutlaka. Uyulmadığı zaman orada fesahat olmaz, belagat olmaz. Onun için şiir zaruretinden dolayı eğer bir gayr-i munsarifi munsarif hükmü de yapmak gerekiyorsa yapacaksın onu. Evlittene evriayeti li zarureti vezni şiir evriayeti kafiyeti. Kafiye sonları uysun diye de ne yapılabiliyor? Munsarif hükmünde olabiliyor. فَاِنَّهُ اِذَا وَقَعَ غَيْرُ الْمُنْصَرِفِ فِي الشِّعْرِ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ şiirde vakı olduğu zaman فَكَثِيرًا مَا يَقَعُ مِنْ مَنْعِ صَرْفِهِ onun gayri munsarifliğinden genelde olabilir. İnkisarun vezinde bir kırıklık, bozukluk olabilir. Öyle inkisar ki يُخْرِجُهُ عَنِ الْوَزْنِ onu ne yapar? Fiil vezinden çıkarabiliyor onu. Yani şiirdeki ahenkten onu çıkarabiliyor. اَوْ اِنْزِحَافٌ يُخْرِجُهُ عَنِ السَّلَاسِتِ vezinden çıkarım inkisar dediği vezinini bozacak bir inkisar olabilir. اَوْ اِنْزِحَافٌ يُخْرِجُهُ عَنِ السَّلَاسِتِ veyahut da vezinini bozmuyor ama akıcılığını bozuyor. Nesini bozuyor? Akıcılığını bozuyor. Şiirde vezin önemli olduğu gibi akıcılık da önemlidir. Emmel evvelü birincisi mesela vezni bozduğunun misali feke kavlihi efendim ne demiş
subbet aleyye masaibun lev enneha subbet alel eyyami sırne leyaliye. Hâzel beytü mimma kâlethu Fâtımetu radıyallahu anha fî mertiyeti nebi sallallahu aleyhi ve sellem. O zaman feke kavlihi mi feke kavliha mi? Sizde zamir müzekker mi? Yani feke kavli şair demiş olur o zaman. Hazreti Fatıma annemiz aleyhissalatü vesselam Efendimizin vefatı ölüm döşeğinde böyle tabiri caizse ter dökerken subbet aleyye masaibun lev enneha subbet alel eyyami sırne leyaliye, çektiği çileyi babasının o sekeratül mevteki manzarasını gördüğünde duyduğu üzüntüyü ne yapmıştır? Bir şiire dökmüştür. Yani bu babamın bu manzaraları benim için öyle musibetlerdir ki bu musibetler üzerime akıtıldı, akıtıldı. Gözümle görüyorum babamı. Bu musibetler bana değil de gündüzlerin üzerine akıtılmış olsaydı bunlar gece olurdu o kadar kesif. Efendim, musibetler diyor. Şimdi arkadaşlar burada subbet aleyye mesaibun dedi. Mesaibun dedi, mesaibu demesi lazımdı. Doğru mu? Burada mesaibun derse şiir vezni bozuluyor. Asluhu mutefailun, mutefailun vezninde olması lazım. Mesaibun demese mutefailun vezni burada gerçekleşmiyor. Mutefailun vezni gerçekleşmiyor. Dediğim gibi şiir konusunda bizim neyimiz yoktur? İstitaatimiz yoktur. Ne diyorsa biz ona amenna ve saddekna diyoruz. Burada mevzu-i istişat mesaibun kelimesidir. Eğer mesaibu dersek mutefailun olmuyor. Hattan ila yukasen iki kat vardır ki onlar da kıyas cari değildir arkadaşlar. Hattul mushafi ve hattul aruz. Birisi mushafın hattıdır, birisi de aruz ilminin hattıdır. Yani şiir vezinlerini yazarken hat kıyasları bildiğimiz hat kuralları orada uygulanmaz. Orada şiire göre hatlar kendine has bir özelliği vardır. Mesela mütefailünde nun doğrudan doğruya yazılır. Bunun veznini gösterirken mütefailün veya mütefailetün efendim mütefailün vezni yazılırken nun tenvin olarak değil de nun olarak yazılır. Kıyas burada hat kuralları ne değildir? Kendi içerisindeki kurallar orada geçerli değildir. Hat kurallarının geçerli olmadığı iki yer var. Birisi mushaf, birisi de aruz ilmidir. Şimdi mesaibun mütefailün vezninde olur ne zaman? Eğer şey olursa. Mesaibun vezninde olursa. Ve emmethâni akıcılığı bozanın misali ise inzihaf dediğimiz şey. Feki kavlihi e'id zikre nu'manin lena inne zikrehu huvel miskü mâ kerrartehu yetedavva'u. E'id zikre nu'manin lena Ebu Hanife Nu'man İbni Sabit'in zikrini bize tekrarla onun hatıralarını bize anlat. İnne zikrehu ondan bahis huvel miskü miskir ma kerrartehu yetedavva'u, tekrarladıkça güzel koku etrafa yayar. Şimdi burada e'id zikre nu'mane demesi lazımdı. Elif nümmezideten vardır, alemiyet vardır değil mi? E'id zikre nu'mane lena demesi lazım ama e'id zikre nu'manin lena inne zikrehu huvel miskü ma kerrartehu yetedavva'u deki akıcılık e'id zikre nu'mane lena inne zikrehu da yoktur. Yani burada inzihaf dediğimiz vezin bozulmasa bile şiirdeki akıcılığı bozan bir durum vardır. Dolayısıyla burada gayr-ı munsarif ne olmuştur? Munsarif hükmünde olmuştur. Kafiyeye riayetten dolayı. فَاِنَّهُ لَوْ فُتُحَ نُونُ نُعْمَانَ Nu'manın nunu meftuh olsa zikru nu'mane desek min gayri tenvinin tenvinsiz يَسْتَقِيمُ الْوَزْنُ vezin müstakimdir. وَلَكِنْ يَقَعُ ف۪يهِ زِحَافٌ يُخْرِجُهُ عَنِ السَّلَاسَةِ akıcılıktan onu dışarı çıkaracak bir zihaf meydana gelir. كَمَا يَحْكُمُ بِهِ سَلَامَةُ الطَّبْعِ efendim kema yahkum bihi at-tab'u selim manasındadır arkadaşlar. Kema yahkum bihi buna hükmettiği gibi selametü't-tab'u et-tab'u selim. Şimdi
Bazı insanlar böyle şiire çok yatkındırlar. Şöyle bir konuyla ilgili sana yarım saatte bir şiir, destan yazabilir sana. Yani onun kabiliyeti buna müsaittir. Bazı insanlar buna hiç müsait olmayabilirler. Selamet-ü tab'i dediği, yani kelamın tadından, zevkinden anlayabilen, akışındaki o selasetten anlayabilen insan, اِذِّكْرَ نُعْمَانٍ ile اِذِّكْرَ نُعْمَانِ arasındaki farkı bilir. Kısacası burada mevdu-i istişat Nu'man'dır. Kafiye şiir zaruretinden dolayı değil de ve inzihaftan dolayı ev inzihafun yukhricu anis selaset. Selaset akıcılıktan onu çıkaran bir kırıklıktan dolayı, bir eksiklikten dolayı. Bu onun misalidir. فَاِنَّوْ لَوْ فُتَعَنُوا النُّعْمَانِ مِنْ غَيْرِ تَلْمِنٍ يَسْتَقِيمُ الْوَزْنُ وَلَاكِنْ يَقَعُ ف۪يهِ زَحَافٌ يُخْرِجُ عَنِ السَّلَاسَةِ. Nereden bileceksin bunu? كَمَا يَحْكُمْ بِهِ اَتَّبُعُ السَّلِيمُ manasındadır. Selamet-ü tab'i, selamet selim manasındadır. Dolayısıyla اَتَّبُعُ selim olduğuna göre burada sıfatın mevsufuna izafeti kabilindendir. Bu nedir arkadaşlar? Sıfatın mevsufuna izafeti kabilindendir. Selamet selim manasında et-tab'u selimu idi aslında. Fe'in kulte, eğer sen dersen ki el-ihtirazu aniz-zihafi leyse bi-zaruriyin. Sen şimdi li-zarureti-şi'ri dedin. Ama bu inzihaftan ihtiraz zaruri değil ki. Fe-keyfe yeşmeluhu kavluhu li-zarureti. Yani li-zarureti kısmına bunu nasıl sokuyorsun? قلنا الاحتراز عن بعض الزحافات اذا امكن الاحتراز عنه ضروري عند الشعراء. Deriz ki bazı bu kırıklıklar, şiirdeki aksaklıklardan eğer ihtiraz mümkün ise şuara nezdinde bu zaruri kısmına girer. Yani şairler bunun aksini kabul etmezler. Her ne kadar nahiv kuralları, sarf kuralları açısından değilse de ama şairler bazı zihafattan kaçınmayı mümkün olduğu takdirde ne kabul ederler? Zaruri kabul ederler. Ve amma zaruretul vaki'atu li riayetil kafiyeti fe kema fi kavlihi. Peki kafiye riayetten dolayı zaruret selamun ala hayril enami ve seyyidi habibi ilahil alemine Muhammedi beşirin nedirin haşimiyyin mükerremi atufin raufin men yusemma bi ahmedi. Şimdi selamun ala hayril enami ve seyyidin habibi ilahil alemine Muhammedin Beşirin, nedirin, haşimiyyin, mükerremin, atufin, raufin, men yusemma bi Ahmede. Bi Ahmede dersek ne oldu? Ve seyyidin, Muhammedin, mükerremin, bi Ahmedin olursa kafi uyuyor. Doğru mu? Şiirin manası zahirdir. Selamun ala hayril enam, ala hayril mahlukat. Ve seyyidin, yani seyyidil enam, habibin, habibi ilahil alemin, Muhammedin, Beşirin, nedirin, haşimiyyin, mükerremin, atufin, raufin, men yusemma bi ahmedin. Fe'innehu lev gâle bi ahmede bil fethi, la yuhullu bil vezni. Vezni ihlal etmez burada. Yani şiirin vezni bozulmuyor. Velakinnehu yuhullu bil kafiyeti, kafiyi ihlal eder. Fe'inne harfe revi, revi harfi, yani son harfe revi harfi denir şiirde. Fî sâiril ebiyâti eddâlul mekşûretû. Ve seyyidi dali mekşuredir. Muhammedi dali mekşuredir. Burada harf-i revi şimdi şiir var, beyt var. Selamun ala hayril enam ve seyyidin. Habibi ilahil alemine Muhammedin. Bu Muhammedin ne olmuş oluyor? Beytin sonu olmuş oluyor. Yani revi harfi dediği Muhammedin ve Ahmedin. İki şeye bir beyt diyoruz. Revi harfi burada dali mekşuredir. Muhammedin de olduğu gibi bi Ahmed'in de dali mekşuru olursa evlit tenasubi ey ve yecuzu sarfu gayril munsarifi gayril munsarifin munsarif hükmünde olması caizdir li yahsulet tenasubu beynehu ve beynel munsarifi o gayril munsarifle bir munsarif arasında münasebet hasıl olsun diye. Peki bu önemli mi? Li enne riayetet tenasubi beynel kelimati kelimeler arasında münasebeti riayet etmek emrun muhimmun indehum Arapların nezdinde nedir? Önemli bir konudur.
ve illem yasıl ila haddi zarureti, zaruret haddine ulaşması bile. İlla olması şart mıdır? Şart değil ama önemlidir yani. Eğer tenasüp olabilirse güzeldir. Leyenler riayete tenasüp beynel, yani bu li zarureti kısmına girmiyor. Zaruret değildir ama önemlidir yani. Bu önemine binaen ne olabiliyor? Sarfuhu, yecuzu sarfuhu olmuş oluyor. Mislü selâsilen ve eğlâle. Selâsilen ve eğlâle. Şimdi selâsile baktığımız zaman feal ile vezindedir. Selâsilen olmamalı. Selâsile ve eğlâlen olmalı. Ama selâsilen ve eğlâle. Haythu surufe selâsilen. Selâsilen kelimesi munsarif hükmünde oldu. Neden? لِتَنَاسُبِ الْمُنْصَرِفِ اللَّذ۪ي يَل۪يهِ Kendisini takip eden munsarife münasip olsun diye. Yani اَغْلَالًا kelimesine münasip olsun diye سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا denmiştir. سَلَاسِلَ وَاَغْلَالًا dense selasil kelimesi اَغْلَالًا'a münasip olmayacaktır. اَعْنِ اَغْلَالًا فَقَوْلُهُ سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا سَلَاسِلًا وَاَغْلَالًا sözü مِثَالٌ لِمَجْمُوعِ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ الَّذ۪ي صُرِفَ وَالْمُنْصَرِفِ الَّذ۪ي صُرِفَ غَيْرِ الْمُنْصَرِفِ لِتَنَاسُبِهِ Mislü selâsilen demiş olsaydı arkadaşlar, sadece neye misal vermiş olacaktı? Tenasüpten dolayı munsarif hükmünde olan gayri munsarife örnek verecektim. Mislü selâsilen ve eğlâlen deyince sanki eğlâlen kelimesi de munsarif hükmünde olduğu gibi anlaşılabilir. Diyor ki selâsilen ve eğlâlâ demesi, efendim munsarif hükmünde olan gayri munsarife örnektir. Neye riayetten dolayı, hangi kelimeye riayetten dolayı gayri munsarif olduğunu da o neye riayet, hangi kelimeye riayetten dolayı munsarif olduğunu da veren iki misali de bir araya cem eden misaldir. Yani mislü selâsilen ve eğlâlâ derken aslında bizim burada aradığımız selâsilendir. Peki nereye riayet, hangi kelimeye riayetten dolayı bu hale gelmiştir? Eğlâlen kelimesinden dolayı. Evet. Misalun limecmû'i gayril munsarifi ellezî surife munsarif hükmünde olan gayr-ı munsarif ile vel munsarif illezî surife gayr-ı munsarif ile tenasübihi. Gayr-ı munsarif kendisine münasebetten dolayı munsarif hükmünde olduğu şeyin efendim her ikisine misaldir. Ve yudâfu aleyhim bi âniyetin min fiddatin ve ekvâbin kânet kavârîrâ. Kavârîrâ min fiddatin kadderûhâ takdîrâ. يُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَبِيلًا عَيْنًا فِيهَا تُسَمَّى سَلْسَبِيلًا Şimdi sorunlar bakın nasıl geliyor? Elif ile beraber bitiyor. Şimdi وَيُضَافَ عَلَيْهِمْ بِآنَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ demesi lazımdı. قَوَارِيرَ değil ama ayet sonları birbirine münasip gelsin diye قَوَارِيرَ demiştir. Tamam? Bir sonra bak, قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ demiyor ki, قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ diyor. Doğru mu? Hadi buradaki de قَوَارِيرَا olacaktı ama efendim, tenasüpten dolayı ne olmuştu burada? قَوَارِيرَا demiştir. Onun için burasını eğer vasıl yapacaksak, mesela وَيُضَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِنْ فِضَّةٍ وَاَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا قَوَارِيرَا مِنْ فِضَّةٍ değil. Yani ayet sonu olmaktan çıkarırsan burası nasıl okuyacaksın? Ve yudafu aleyhim bi aniyetin min fiddatin ve ekvabin kânet kavârîra kavârîra min fiddatin kadderuha takdîra. Çünkü ayet sonları birbirine uysun diye ama vasıl yaptığın zaman ayet sonu olmadığı için kelimenin şeyine dönmüş oluyor, aslında dönmüş oluyor. Evet arkadaşlar, şimdi geldiğimiz bahis nedir? İki illet makamına kaim olan illetler nelerdir? Bunlara sıra geldi. Burada noktalıyoruz arkadaşlar. Bu kadarla iktifa ediyoruz.